Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 20 liramız var. Bugün ucuz tarifler serisine geçtik. Bugün ucuz tavuk dürüm nasıl yapabiliriz diye yola çıktık. Sofi'yle markete geldik. Ürünlerimizi alıp eve gidip tavuk dürümümüzü yapacağız. Gelin hep beraber içeri girelim. Gördüğünüz gibi file marketin içerisine girdik. Şimdi ürünlerimizi almaya başladık. Yaklaşık 200 gram, 2 kişilik yapacağız. 2 tane tavuk dürüm yapacağız. 200 gram yeterli. Her bir dürüm için 100 gram. Lezita yaprak döner. Gördüğünüz gibi güzel görünüyor. Pişmiş, hazır. Zahmetsiz. Fiyatı da 6.45 TL. Şimdi diğer malzemelerimize geçiyoruz. Tavuk dürümümüz için 2 adet ayrana ihtiyacımız var. Karras markalı. 2 tane ayran alacağız. Tanesi 75 kuruş. Ayranımızı aldım. 3.5 kilo da ayranımız tuttu. Şimdi dürümünü kullanacağım bir tane ortalık patates alıyorum. Bunu poşetime koyuyorum. Şimdi patates aldım. Şimdi sırası onun. Orta boy bir tane soğan alıyorum. Bir tane de küçük boy bir domates aldım. Şimdi onları tartmaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi şimdi sebze olarak seçiyoruz. Dökme soğanımızı bastık. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi 54 kuruş tuttu. Domates. Gördüğünüz gibi bir adet domates 1.23 lira. Son olarak patatesini tartıyoruz. Giriyoruz. Dökme patates. Bu da yaklaşık gördüğünüz gibi 81 kuruş tuttu. Şimdi alacağımız malzemeler bitti. Evimize geçip tarifimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi aldık. Yaklaşık şöyle gösterelim. 10.53 kuruş tuttu. Şimdi evimize geçip tarifimizi çekeceğiz. Fileden çıktık. Ekmek almadık oradan. Çünkü adet sayısı çok olduğu için pahalı geldi bize. Şimdi pide fırından gidiyoruz kardeşler pideye. Oradan 2 tane dürümlük lavaş yaptırıp eve geçip tarifimizi hazırlayacağız. Alışverişimizi yaptık. Şimdi eve geldik. Toplamda markete harcadığımız rakam 10.53 gördüğünüz gibi. 2.5 liraya da fırından lavaş ekmeği yaptırdım. Poşetimde onu açmıyorum kurumasın diye. Onu böyle kapatıyorum. Şimdi başlıyoruz şimdi yapmaya. Öncelikle patatesimle başlıyorum. Patatesimi önce köşelerini kesiyoruz. Daha sonra bunları böyle uzunlamasına doğruyoruz. Tüpün altını yaktım. Yağım kızmaya başladı. Şimdi patateslerimi güzelce onları da kızartacağım. Sonra diğer işlemlerimizle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kızım da bana eşlik etmeye başladı. Dürümleri hep beraber kızımla beraber yapacağız. Patateslerimizi böyle ufak ufak doğradık. Şimdi kaya tuzum var. Onları böyle yağ atmadan önce biraz tuzluyorum. Böyle güzelce tuzluyorum bunları. Sonra yağım kızmış mı kızmamış mı diye kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yağım da kızmış. Şimdi atıyorum. Gördüğünüz gibi patateslerimizi koyduk. Şimdi soğanımızı ince ince doğruyoruz. Ben dürümlerimde bol soğan seviyorum. Onun için bolca doğruyoruz soğanımızı. Ben bol soğan istemiyorum. İstemiyor musun soğan? Tamam kızım. Tamam kızım seninkini koymayız. Soğanla basarsan benim gözüm yanar. Tamam sen de bakın kızım. O zaman ben de domates koyacağım. Tamam. Aferin benim kızıma. Soğanımızı doğradık. Şimdi domatesini doğrayacağız. Köklerini alıyoruz. Bunları da soğanımız gibi aynı şekilde doğruyuz ince ince.
patateslerimi kızarttım. Şimdi soğanlarım vardı, doğramıştım onları. Şimdi hafif soğanlarımı öldüreceğim, karamelize edeceğim. Şimdi içine koyuyorum yağımı. Şöyle koydum, hafif. Onları kızartacağım. Hafif karamelize olunca alacağım onları. Gördüğünüz gibi soğanlarımı hafifçe öldürdüm böyle karamelize oldular. Şöyle yumuşadılar. Şimdi onları tabağıma alıyorum. Tavuk dönerimi alıyorum tavama. Ona birazcık tereyağı koyacağım, bir kaşık kadar. Harika lezzetli oluyor. Gerçekten tereyağını denemelisiniz. Tavuk dönerimi ısınırken ben de lavaşlarımı ayarlıyorum. Şimdi lavaş ekmeğim yumuşacık. Fırında söylerseniz lavaş dürümlük, lavaş istiyorum diye onları az pişiriyorlar. Ve böyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir ekmek. Şimdi onların ucunu kesiyorum böyle. Böyle bomba gibi bir dürüm yapacağız. Bir kısmını böyle katlıyorum. Alıyorum tezgahıma. Bu kısmını da kesiyorum. Şunu şu ortaya attım ekmeğimi. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Tavuk döneri ve karamelize soğanımı aldım yanıma. Kaşığım da alayım. Şimdi gördüğünüz gibi tereyağı içinde çok güzel görünüyor tavuk dönerim. Bunu alıyorum tavuk dönerimi. İziyorum böyle. Yarısını buna koyacağım. Biliyorsun bomba gibi bir durum olacak. Bomba ve dışarıdan inan kat ve kat güzel bir durum olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi soğanımı koyuyorum. Karamelize soğan. Patateslerimi koyuyorum. Nasıl oldu görünüyor kızım? Çok iyi görünüyor babacığım. Valla yiyecek misin kızım sen bunu? Hayır. Hayır mı? Hani iyi görünüyordu? Son olarak domatesimi koyup... Sadece babacığım, babacığım. Ben sadece... Sadece ne? Patatesli. Sadece patatesli. Sadece patatesli dürüm istiyorsun. Ama ölmez ki kızım, öyle dürüm olmaz o. Böyle kapatıyorum. Ama ben soğan koymam. Sadece patatesli, domates ve... İkinci dürümümüzü yaptık. İkinci dürümümüze geçiyoruz. Evet babacığım, hayır öyle daha. Tamam kızım. Etimi alıyorum dürümün içerisine. İsterseniz içine ketçap, mayonez de koyabilirsiniz. Şöyle. Bol bir dürüm olacak. Hatta hepsini koyayım. Uğraştırmadan. Süper lezzetli bir dürüm. Biz şimdi bunu kızımla beraber, eşimle beraber afiyetle yiyeceğiz. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Maliyeti daha az oluyor ve daha sağlıklı. Bildiğiniz, en azından bildiğiniz şeyler. Seninkini yapacağım kızım biraz. Tarifimiz bitti. Yapacakları şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.